Günaydın arkadaşlar, bugün Amerika'ya gidiyorum vlog başlıyor. Seni çekiyorum. Arkadaşlar bugün Güney Nisa'yı okula şutlayarak başlıyoruz. Sonra ben, bak görüyor musunuz şu detayları, görüyor musunuz? Bakın bunlar hep benim evimin detayları. Çünkü her şeyi bunlara verdim. Neyse. Kuş erkenden uyandırdı bizi arkadaşlar. Nisan'ın kuşu. Kuş bir insan gibi hür dolaşıyor evde ya. Hiç böyle kafes falan yok yani. Benim oğlum da uyanmış sabah. Duş diyor orada. Görmüş kuşu. Haydi. Şimdi arkadaşlar gideceğiz. Evde son kalan sıkıntıları toparlayacağız. Eşyaları toparlayacağız. Ondan sonra yani gideceğiz, hazırlanacağız arkadaşlar ya. Allah çok garibim yani. Dün akşam yine zor uyudum. Gidiyoruz Nisa. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Bavula koyabilirsiniz bence. Ben sorayım. Sen güzelce okulunu bitir. Ben seni okumaya inşallah oraya güzel sorular alırım. Anne uzun bir süre bize kahvaltı hazırlayamayacaksın. Nasıl hissediyorsun? Çok kötü hissediyorum. Çok. Ah. Yubata yapıyor anneanne, yubata. Değil mi aşkım? Halim öyle diyor da yubata. Yubata. Benim oğlum anneannesine gidiyor. Ablamla çok soğuk modla gezdiriyorum çocukları. Nereye gidiyorsun? Kucak mı istiyorsun sen? Şimdi hazırlandık arkadaşlar. Ben bugün dişçiye gideceğim. Bir de o telaşımız var yani. Dişe gitmem lazım. Saat 2'de randevum var. Hızlıca eve geçeceğim. Oradaki işleri halledeceğim ve dişçiye geçeceğim sonra. Ana nereye gideceğiz? Dişçiye gideceğiz. Dişçi mi? Evet, benim dişlerimi yaptıracağız. O da. Dişlerine bakacak, tamam mı? Evet, dişlerime bakacak. Sonra ne yapacak dişlerimi? Dişlerini fıcı 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 temizleyecek değil mi? Evet. Şimdi dişlerini çıkartacak. Sonra ne olacak? Temiz mi olacak dişler? Evet. Buradan dişleri çıkartacağım. İşte böyle hazırlıklara bomba gibi devam. Burada kayınçocuğum ve küçük kardeşimi nasıl stresliyorlar? Bunu hava alma yönlendirelim. Oğlum siz oraya gidin var ya, bu ne var ya, 10K kaldırırsın ya. A101'de streçler alın, gidin hava alma. Streç sarıp para alın. Over the edge, feel like I'm floating through the air. I felt it's paid for, all is said and done. Enişte beni almaya geliyor. Dişçiye gideceğim. Şu dişlerimi yaptıracağım bir saat. Çocukları da Gülcan'a emanet ettim. Biri Gülcan'da, bir şeyde Aydın da annemde. Çünkü bir yandan evi toparlıyorlar. Alim orada durur. Sıkıntı olmaz zaten. Gülcan'ın oğlu da var. Beraber oyun oynuyorlar. Orada işleri halletmeye çalışıyoruz. Son işler kaldı yani. Bir oturma odasını satamadım. Onu da bir satsaydım çok iyi olacaktı ama en son satamazsam artık spotçuya vereceğim. Yapacak bir şey kalmıyor. Spotçu da biliyorsunuz hiç parayı alıyor yani. Hayırlısı, daha da yeni almıştım. Hiç olacak. Ama spotçuya vermektense... Ya ablam da yeni aldı ya. Keşke böyle bir şey olacağını tahmin etseydik. Ablam almazdı en azından. Neyse, Allah hayırlısını versin. Artık onlarda falan hiçbir şeyde gözüm yok. Eşyada falan hiçbir şeyde gözüm yok. Ha, eniştem geldi arkadaşlar. Ben şimdi gidiyorum, bakalım dişler nasıl olacak.
Arkadaşlar şimdi çıktım. Ağzım komple uyuşuk. Hatta şu tarafımı hissetmiyorum diyebilirim. Aa, dişlerime baksanıza. Çok iyi oldu. Şu önünde plakta kırılma vardı benim. Onu düzelttiler. Dalgıyla kapattılar. Yani bugüne kadar ilk defa diş çektim, biliyor musunuz? Hiçbir dişimde problem yoktu. Sadece önde vardı. Ay, çok uyuşuk olduğu için de konuşamıyorum açıkçası. Önde vardı. Onu düzelttik sadece. Hem kendi dişimi de kaybetmemiş oldum. Estetik açıdan da iyi yani şu anlık. Şükürler olsun. Yani bir ara aslında zirkon falan yaptırıyorlar ya, yaptırayım mı diye düşündüm de sonra dedim ki kendi dişimi kaybedeceğim. Sonra memnun kalmazsam falan sıkıntı. En iyisi böyle. Arkadaşlar şimdi check-in yaptırıp bavullarımızın bir kısmını vereceğiz. Çünkü iki tur gideceğiz. Haydi bakalım. Nerede baban Halim? Gel. Benim oğlum nasıl bavul taşıyor? Bakın. Ay dur anneciğim. Allah. Bavullara nasıl sahip çıkar benim oğlum? Arkadaşlar Aydın hacı oldu. Bakın dedesiyle birlikte. Dedesi ne yapmış Aydın'a? Aydın. Dedeye bak dedeye. Dede de bakayım Aydın. Dede. Dede. Söyle bakayım. Dede. Ya. Burada dişi, harç, burada rol makineden mi? Ne? Nakit. Yok. Kart ödeyeceğiz. Tamam. Ha. Bir de gümrük ofisi ne tarafta? Gümrük ofisi A22'de. A22 nasıl bir ofis? B burası. B burası. Aa bak başla. A22'de kontrolleri var onların. Tamam. Orada şöyle bir telefon ve numara var. Ararsınız, yardımcı olurlar. Şu an öyle mi? O yüzden ben aradım. Telefonla kimse açmıyor. Oradan aradınız mı? Aradım. Yok. Ha, yok, evde. Yok. Ha yok, uzakken, oradan arayın. Oradan gidip arayacağız. Böyle telefon ve numara var. A22'de arayın. Yani he means that we use that phone. Use that phone over there. That phone over there. Çık o zaman. İki iş olmasın. Gelmişken harç bulma onu. Yardımcı olun. Bilmiyorsanız. Tam kartınızı hazırlayın. Temassızı var mı? Tamam. Kredi kartı yazın. Ailede olacağını bir farkı var mı? Çekim yapmamız gerekiyor mu? Onunla bir ilgisi yok. Tamam. Kaç tane? Çocuklar yok değil mi? Kaç yaşında çocuk? 4 yaşında ve 1 yaşında. Yok, onlara yok. Ben de öyle. 2 adet o zaman. 2 adet, evet. Bu kadar yani. Okul. Eşi kolay o zaman. Çok basitmiş ya. Kırık. Öyle değil. Hayır, onu içeri gir. Kullar aşağıya düşecek. Dediğim gibi A22'de şöyle bir telefon ve numara olacak. Oradan o numarayı basacağız. Aynen, aynen onlar söyleyeceğiz. Yerleri aşağıda sıfırda. Ya oraya çağırmaz. Ya da buraya bir memur gelir yardımcı olur. Arkadaşlar bütün aile burada görüyorsunuz. Bütün aile bireyleri bizi geçirmek için toplandı. Aynen geldik. Heyecanlı bir bekleyiş. Bunu sonra diye. Bize oturacak şey yok bizde. Bunu oturacak şey. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Eşitlemeye geldik arkadaşlar. Asıl cıkcıklı bölüm geldi. Burada Muaz devreye giriyor. Çünkü Muaz bir professional. Sen in anneciğim, sen çıkma. Bavullar çıkıyor anneciğim, sen bavul değilsin. Baba çekilir.
Alim. Bir el sallar mısın? El sallar mısın? Alim bak. El salla. Şimdi son şeylerdeyiz şimdi. Ay şey soğukmuş yani. Şimdi biz çekmek üzere. Bavullar üşümesin diye böyle yapmışlar. Yoksa siz bir de mayın diye giderken hiç böyle şey yoktu. Mayın da sıcak olduğu için. Anladın mı? Hiç gerek yok. Çantalar bavullar açık gidiyor. Böyle bir yer. Yanlış duymadınız. Bakın zaten tipimi görebilirsiniz. Gerçi makyajı biraz toparladım ama. Yani 24 saat yolculuk yapacağız ve 3 gündür uyumadım. Yani kesik kesik. Yani dün dişçiye gittiğimde dişçide bile dişim yapılırken uyuyakaldım, böyle söyleyeyim. Her yerde uyuyakalıyorum. Umarım bir sersemlik yapmam. Nuri beni toparlıyor. Evet. Alim slowly. Şimdi havalara uçmaya başlasın inşallah. Evet, geldik de. Yani heyecanla bittik, bindik. Bitikle çıktık ve yolculuğunun 1/3 zaten sadece daha. Yani %50 yarısı bile daha olmadı. Nasıl olacak bilmiyoruz. Ay, nerede o? Baba! Bak halim öyle, çocuklar gördü ya. O bizi sattı şimdi. Şimdi Almanya'ya indik, Frankfurt'a. Aktarma uçağımıza geçiyoruz. Bir varalım da önce. Nasıl varacağımız? 9 saat sonraki uçak. Nasıl olacak bilmiyoruz. Okuyabiliyor musun halim? Okuyayım.
Good boy Alim. Alim babasına yardım ediyor. Rahmet ne oldu? Bizim bağlantı, hayır bu şey diyor. Git ABZ için treni çağır diyor. 110 sek diyor, 110 sek bilmiyorum. Bak son durakta bizimki. Aha. Bagajlar trene getirmemek gerekiyor diyor. Ne yapacağız eldeki çantalarımız? İnsansız, şoförsüz trene bindik. Vallahi nasıl bir transfer arkadaşlar. Bizim uçak nerede şimdi biliyor musun? Göremiyorum neredeyse. Bizim durağımız geldi sanırım. Azi. Z bizimki. Ama A ve Z aynı yere çıkacağız. Alim, do you like the train? Arkadaşlar yurdumuz çok kötü. Fatma Hanım gerçekten hiç kendinde değil. Yani uçak uçmak, inmek, turbulans, murbulans ne varsa söyle kusa kusara geldi. Şimdi buradan Amerika daha uzun yolculuk Chicago'ya. Nasıl olacak bilmiyoruz. Uçkularda böyle halimi bir telefonla sakinleşebiliyorum şu an. Bu da artık hiç durmuyor. Baksana. Meyve suyu her yere, doktor koltukları. Israti pantolon da gidip değiştiremiyorum. Bebek değişme yeri var burada ama Fatma biraz uyudu. Uyku varsın diye böyle duruyoruz. Bekleyeceğiz biraz daha. 2 saat falan daha var. Yani normal şartlarda 12 falan olması lazım da Türkiye saati 2 saat, Almanya 2 saat geride olduğu için. Hatta buradaki havaalanı internet bağlamadan önce ben baktım 12 uç geçe. Öyle bizim uçak da 12-10 geçe olacaktı. Dedim Allah Allah Allah, koşara koşara bir internet güncelledi. Saat 10'a geldi, 13'e geldi. De Aydın. Canlarım, ben aşırı hasta oldum, aşırı. Nuray her şeyi tek başına idare ediyor çünkü şu ailem hiç söz dinlemiyor. Yani ortalık bayağı karışık. Çok kötüyüm yani. Böyle nasıl bir şey bu anlamadım. Her yerim dökülüyor, bayılacağım. I think this is our plane. What do you think? Okay, finally, this is our plane, Ali. Oh, koskoca bir uçak var ama. Zaten o içeri girmediği için otobüsle böyle getiriyorlar. Evet, evet. Türk hava I do.
var, hiç haberleri yok. Hayatımda böyle bir seyahat etmedim arkadaşlar. Aydın? Vallahi Aydın da bir ağladı. Ama şu an emdi, enerji toparladı. Biz su bile içemiyoruz. Aydın, come here. Come back. That's my little boy, he's Roman. Yes, come here. Haydi. Valla arkadaşlar son uçaktan indik şimdi ama biz de bittik. Valla Fatma bile bu halde bile iyi yani. Bu şu an görünüşü iyi halde. Zor ya. Hadi sen devam et, yürü. Ben de sadece video böyle göstermek için açtım. Yoksa ya video çekecek halim de yok. Yani ben de bu şekildeyim. Halim uyuyor. Bunlar var. Ve bunun daha büyüklerin, şu valizimin daha büyüklerin 7 tane daha var. Vallahi hayatımda böyle bir yolculuk görmedim.